Babasını bile bozup parti binasını geri almaya çalışabilirler. Yani bu yollar daha önce uygulandı, şimdi de uygularlar. Fatih Erbakan'ın öyle gözünün yaşına bakmaz bunlar. Efendim ben Erbakan'ın oğluyum, ben onun damadıyım, ben onun geliniyim. Ya, ya babasını acımadı, oğluna mı acır yani? E, bugün diyorlar işte değil mi Er, er Erbakanı kolunu bağlı bağlayıp götür hani gözaltına almaya çalıştılar. E şimdi bak bunu hem Temel Karamollaoğlu söyledi hem damadı Mehmet Altın'a söyledi. Tabii. demek oluyor ki. Bu oldu da Kardeşim mi? adam senin babana acıma mı? sana acır mı bu yani acımaz. O nedenle Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi açısından bir kol Adnan Hoca'cılık ithamı Suat Bey üzerinden de FETÖ ithamı Suat Kılıç. Suat Kılıç üzerinden de FETÖ ithamı sürekli işlenecek bir e, mevzu olarak önlerine konulabilir. Veli olur. Benim gördüğüm kadarıyla İstanbul'da %2-3 oy alır. İstanbul'daki oy artışları e, AK Parti açısından tedirginlik verici. Doğrusu böyle. Tabii, AK Parti çünkü çünkü zaten. Ekrem İmamoğlu'yla e, Murat Kurum arasındaki e, oy farkının ben yüz, %1'den %3'e doğru bir skalada olduğunu zannediyorum. Öyle görünüyor. Şimdi dolayısıyla tam bu skala içerisinde yeniden Af Partisi. O nedenle e, hem Yeniden Af partisi hem İyi Parti hem Dem Parti üçü de bence üçü de bu skala içerisinde. Bunların toplam alacağı oy da %10 düzeyinde. Öyle görünüyor. İşte Memleket Partisi'nin devayı, geleceği şunu bunu katarsak %10 düzeyinde bir oya tekabül edecek. Öyle anlaşılıyor. E dolayısıyla böyle burun buruna bir rekabetin olduğu yerde yeniden Refah Partisi'ni son ana kadar ikna etmek isteyeceklerdir. Son ana kadar ikna edilmezlerse eğer onlarla ilgili de çeşitli yaptırımlar gündeme gelebilir. Bunu, 3 Mart son listeler zaten bak, bunu, geçecek. Meral Akşener için yaptılar. 2016'da FETÖ soruşturmasını başlattılar, yeni bitti. Bunu Ali Babacan için yaptılar. FETÖ soruşturması açıldı, kapatıldı. Bunu Temel Karamollaoğlu için yaptılar. Temel Karamollaoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı kondu. Bunu Ahmet Davutoğlu için yaptılar bilmiyorum ama bu üç için yaptılar. Bir şey söyleyeceğim. Beni yanlış anlamasın Mustafa Başkan. Yani Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destinci. E, Mustafa Destici için söylüyorum. Yanlış anlamasın. O dönemki tutum ve davranışları o günün siyasi konjonktüründe anlamlıdır. Fakat 2014 ve 15'te işte Samanyolu TV kapatıldığında, Zaman Gazetesi'ne operasyon yapıldığında ya da dershaneler meselesi gündeme geldiğinde Hangi siyasi liderler daha çok tepki göstermiştir diye sorsak. Ali Babacan mı daha çok göstermiştir? Meral Akşener mi göstermiştir? Temel Karamollaoğlu mu göstermiştir? Mustafa Destici mi göstermiştir? Mustafa Destici gösterdi. Televizyon polis geldiğinde de oradaydı. Gazete de oradaydı. Dershane de oradaydı. Peki niye Mustafa Destici açılmıyor bu soruşturma? Açılsın demiyorum. Bence o günün, o günkü siyasi konjektüre göre işte e, bu türden, e, tasarruflara pro bir siyasetçi itiraz etmiş olabilir. Hiç itirazım yok. Bir şey demiyorum. Fakat şunu soruyorum. Mustafa Desteci bütün bu gazete kapatma, e, dershane kapatma kararlar alındığında bunlar hepsi protesto etti. Hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum. Hepsini protesto etti. Peki neden ona soruşturma açılmadı da? Neden bu siyasetçilere açıldı? Çünkü bunlar muhalif. O iktidar yanında. Bu kadar açık. Çok bu kadar net, bu kadar berrak. Fatih Erbakan o bakımdan Bak bu örneklere bakarak siyasi yolculuğuna devam edeceğini bilmeli. Bu bir daha vurguluyorum. Babasına acımadılar, oğluna hiç acımazlar.